Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Kitty Pryde'ı kıyamet atlısı ve kanama zehir açık bir şekilde deneyeceğiz arkadaşlar. Böyle bir sinerji takımı yaptım. Tigra olmazsa olmaz sinerjisi zaten. Profesör X %25 saldırı bonusu için özel saldırılarında ekstradan. Apokalips ve kıyamette zaten hızlıca kıyamet atlısı yaptırmam için. Evet, gördüğünüz gibi 22.350 P'ye sahip oluyor ve 5.551 saldırıya sahip oluyor. Bu arada ustalıklar açık derken esaslı bir şekilde açık arkadaşlar. Yani geri tepme ustalığı bile full arkadaşlar. Şöyle gelelim. Evet, gördüğünüz gibi geri tepme ustalığını da fullledim. Canımızın %10'unu feda etmemiz karşılığında %60 saldırı bonusu kazanıyor özel saldırılarımız. Nasılsa boyut atlama modunda atacağımız için hiçbir türlü hasar almayacağız bu geri tepmeden arkadaşlar. Ama boyut atlamayı unutursanız bayağı hasar alacaksınız arkadaşlar. Ona çok dikkat edin. Evet, kanama zehri fullemiş bulunmaktayız. Şimdi efsaneler diyarında ilk önce 6 yıldızı rütbe 3'ünü, ondan sonra 5 yıldızı rütbe 5'ini deneyeceğim. Efsaneler labirentine denemiyorum çünkü orada hasar sınırı 50k arkadaşlar. Onun üstüne çıkamıyoruz ve bu yüzden de Kitty Pryde'ın ne kadar çok hasar verebileceğini göremiyoruz. Evet, kış askerine gidiyorum şimdi. İlk önce kıyametimizi tabii ki öldürtüyoruz, sonra diriltiyoruz. Ki kıyamet atlısı yapabilelim. Şöyle. Cable sayesinde 4 yüke çıkıyor zaten ilk dövüşte direkt. Evet, beta server'ında da istediğim gibi eşya kullanabiliyorum. Evet. Kıyamet atlısı özelliğini etkinleştirdik. Şimdi bakalım Kitty Pryde güzel bir L2'de ne kadar hasar verecek. Hep birlikte göreceğiz. Güçlendirme basmadım bu arada. Bu sinerjiyi yapabilirsiniz sonuçta. Yapılabilecek bir sinerji bu. Evet. Kanama zehirden gördüğünüz gibi hasar alıyoruz. Ama kıyamet atlısı olduğumuz için kanamadan hasar almıyoruz. Böyle fazlanmaya girerek arkadaşlar hiçbir türlü hasar almam ben bunlardan. Gördüğünüz şekil. Evet. İlk önce bir L3'ümü atacağım. L2 atarsam çok fazla hasar verebilirim. L1'imi atarsam yakarak falan işte. Kritik vuruyor ya, o yüzden. Evet, dayak yememiz daha güzel olur. Böylece kış askerinin çok canını almamış olurum. Ama işte gücümü çalmasından korkuyorum. Şimdi fazlanmada L3 atıyorum ki L3 özelliğimdeki fazlanmanın süresi uzasın. Fazlıyken L3 atarsak 4 saniye fazlanma kazanıyoruz. Fazlanma da değilken atarsak 2 saniyeline kazanıyor. Baksanıza nasıl hasar verdi. Şimdi bakalım ben buna L2 atabilecek miyim? İlk önce hünerlerimi olabildiğince biriktirmem lazım. Böyle siper yapa yapa da biriktirebilirim hünerlerimi. Keşke beyaz manitoyu da getirseydim. Bir dahakine öyle yaparım. Siper yapayım ki öyle arttırayım hünerleri. Vurarak arttırsam çünkü bir vuracağız sonra adamı. Ölecek vallahi. İnşallah yakmamız yeniden tetiklenir. Bu sayede 400'e rahatça çıkarız. Tetiklenmese de sağlık olsun. Evet, tetiklenmedi, önemli değil. Şimdi 21 hünere bir çıkalım ya da çıkamayacak gibiyiz. Şöyle yapalım o zaman. Bir atayım L2'mi önce. Oh, 54k geldi. Oo, hey yavrum be. Nasıl hasar veriyor görüyor musunuz? Kaç vuruş da aldık? 1L2, 1L3 de aldık zaten. Evet, Kaptan Marvel'a gidelim şimdi. Ama bu tam potansiyeli değil. Bunu bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra hatta Kaptan Marvel'da değil, tekrar kış askerinde deneyeyim. Ortamı daha iyi ayarlayayım bu kez. Evet, Apokalips'te gene önce kıyamet atlısını yapıyoruz. Kış askerinin L2'sinden birkaç hüner almaya çalışacağım. Ama L3'ü doldurana kadar da yani çok canı gidiyor. Tam potansiyelini gösteremiyorum bu yüzden. Evet, kıyamet atlısı yaptık. Devam edelim. Bir kere daha denemek istiyorum arkadaşlar. Kitty Pryde'ın özel saldırı hasarının kış askerinin L2'sini arttırarak biraz arttırmayı düşünüyorum. O sayede çok daha fazla vurabilir. Hatta maksimum hasarından öte vurabilir. Bir de öyle deneyeceğim. Önce kıyameti 4'lük yapıp gene kıyamet atlısı yapalım Kitty Pryde'ı. Ondan sonra diriltip gene hallediyoruz. Evet. Başlıyoruz. Bakalım yapabilecek miyiz aklımızdakine? Yapması biraz zor çünkü. Sırf hasar potansiyelini göstermek için zaten bu. Oh, nasıl yürüyerek vuruyor. İki kere yakaladı beni back intercept yapıp da. Birinde ıskaladı, diğerinde de kıyamet atlısı durdurulamazı korudu beni. Nasıl şerefsizlik yapıyor oyun görüyorsunuz işte. Şu
Şöyle yapalım ki daha az hasar vermiş olalım. Yine back intercept yaptı. Hatta yani geri çekilip vurdu. Şöyle yapalım gene. Heh. Şimdi fazlanmış moddayken L3'ümüzü atıyorum. Mutlaka fazlanmış moddayken atın. Pasif atıyor yoksa yakmayı. Yani pasif atıyor yakmayı bu sayede. Pasif yakmalar daha uzun sürüyor biraz daha. Normaline göre. Şimdi bayağı bolca da intercept yapmam lazım. Aynen böyle. Nasılsa fazlanmış moddayız. Evet, hünerimizi 20 yaptık. Gerçi 21 olması gerek. Kıyamet atlısı özelliğinden ötürü şu anda 20 gözüküyor. Ay, L1'ini attı ya. Kötü oldu. Şöyle yapalım. Yakma yeniden tetiklendi. Çok güzel. Şimdi L1'ini atsın. Havaya ağır saldır at onun yerine. Ve 32 hüner varken atıyorum. Ah, göremeyeceğiz ya. Bakın, göremiyoruz. Nasıl hasar verirdi kim bilir burada. 32 hüner ve 400 derece varken. Çünkü özel saldırı 2'mi attım. Ama bunu göremiyoruz işte. Yetmiyor. O kadar fazla hasar potansiyeli var. Evet. Bir de 5 yıldızlısıyla deneyeceğimi söylemiştim. Hemen alalım 5 yıldızlısını. Belki onda aynı şeyi yapabiliriz. Sonuçta o gerçek oyunda bende 5 yıldızlısı var. Kıyameti öldürtüp öldürtüp duruyoruz. Küsecek kıyamet bana sonunda. 5 yıldızlısının da hasarını görmek istiyorum ama. Eğer ben gerçek oyunda ustalıkları açık kullansam, bir de geri tepmeyi fullesem, acaba ne kadar hasar verirdi? Onun cevabını alıyoruz burada. Ama bu hasarı yani bir de Gwenperian'da falan gösterebilirim herhalde. Bir videoda da orada denerim. Yemezler koçum. Hatta hünerimi bir götürmesi çok işime yarar. Daha az hasar veririz bu sayede. Hünerlerimi şöyle götürteyim hatta. O L1'ini atarken üstüne koşayım mermi saldırılarını. Uzan uzan. Richard gibi uzan. Bacağın zaten 38 metre. Evet. Şimdi bütün hünerlerim gidecek. Bak, bayağısı gitti. Hepsi gitmedi de. Bir kere daha L1'ini attırıp götürelim hünerlerimizi. Evet, 3 hüner kaldı. Güzel. Sonra fazlanmış modda hemen gene L3'ümü atıyorum. Az hüner varken attım ki daha az hasar verelim. Aşağı yukarı aynı vurduk. Biraz siper yapalım şimdi. Bir kere L1'ini attırabiliriz. Şimdi interceptler başlıyor. Ama blok yapmayı tercih ediyor maalesef beyefendi. Evet, şimdi onun özel saldırısını atmasına izin vermemem lazım. Onun yerine kendi hünerlerimi biriktiriyorum. Güzel. Şimdi L2'sini attıralım. Hızlı. Atarsa tabii. Güzel. Aynen böyle. Oh, ölür artık. Gördünüz hasarı arkadaşlar. 5 yıldızlısı da bu şekilde hasar veriyor. Kaç vuruşta aldık? 62 vuruşta. Evet. İkisi yani can sağlığı biraz daha fazla olsa arkadaşlar, bu iş tamam olacak. Ama efsaneler diyanında bu kadar yetiyor. Dediğim gibi başka bir videoda Gwenperian'la da deneyeceğim. Evet, 6 ve 5 yıldızlıki Tip Ride'ın ustalıklar açık şekilde kanama zehir açık şekilde kıyamet atlısı şeklinde hasarı bu şekilde arkadaşlar. Vallahi çok imba gerçekten arkadaşlar. Çok dengesiz bir hasarı oluyor.
geri tepme ustalığını tabii ki fullemezsiniz ama kanama zehir kesinlikle açık oynamanızı öneririm Kitty Pryde'la. Gerçekten yani gördüğünüz gibi özel saldırılarım ikimde hiç. Zaten geri tepme hasarı almama fırsat olmadı. Çünkü 1 L3 attım, 1 L2 attım. Öldü direkt yani kişi askeri. Ama eğer ölmeseydi de hasar almayacaktım. Fazlama modunda kaldığım için özel saldırı esnasında. Evet, bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. Sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.